Günaydın Cem Bey. Bütün izleyenlere selam saygılar. Teşekkür ediyoruz. Canan Hanım'la başlayalım hemen. Yargıtay onayladı. İki suçu düşürdü ama üçünü düşürmedi. 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verdi ve siyaset yasağı da geldi. Usulen yatarı yok bunun. Yani 3 gün 2 gün sadece bir imza verecek. Nasıl değerlendiriyorsun kararı? Bir de hatırlatalım. Canan Hanım'ın 10 sene aşağı yukarı 9 sene önce attığı tweetlerden bu cezaların verildiğini de hatırlatalım. Evet, Cem Bey, bir Canan Hanım özelinde söyleyeceklerim var. İkincisi aslında daha öncesinde Türkiye'de maalesef bu siyaset hukuk ilişkisinin çıkmazları üzerine belki biraz konuşmak lazım. Ya biz 1960 darbesiyle başlayan bu bir siyasetin ya da işte bir zamanlar işte mevcut AK Partililerin vesaire dediği süreçlerin aslında hukuki süreçlere nasıl müdahil olduklarını ve karar alma süreçlerine ne kadar etkin olduklarını konuşuyorduk. Yani bütün bu siyasi davalar, 71 muhtırası, 12 Eylül, sonrasında işte 90'larda yaşadıklarımız, hem Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen işte hapis cezası, hem 28 Şubat süreçleri vesaire falan, bütün bunlar, sonra Ergenekon balyoz süreçleri ve en son işte bu Gezi davası ve sonra Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza. Şimdi bütün bunlar gerçekten kamu vicdanında bu işin siyasi bir boyutu olduğu gerçeğini öyle ya da böyle derin bir biçimde böyle bir iz, böyle bir duygu bırakıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı eğer gerçekten bu olaya hiç müdahale olmamış olsaydı denilebilir ki orada ciddi bir hakaret vardı ve bu hakarete ilişkin olarak da Sayın Cumhurbaşkanı belki de kişisel tepkisini ortaya koymuştu denilebilir. Ama ondan sonra yargının bunun bir tür emir telakki edip süreci hızlandırması ve nihayetinde bu karar vermesi ciddi bir tartışma konusudur. Bu yeni olan bir mesele değildir. Biliyorsunuz daha önce de benzer bir takım süreçler yaşandı. AİHM'e gitti. AİHM bu kararlara çok ağır buldu. Özellikle yani cezaevine girmemiş olmasına rağmen şunu söyledi. Dedi ki bu tür bir hakaret süreçlerinde örneğin para cezası verilebilir. Yani hapis cezası çok ağırdır. Hele bir de bunun üzerine bir siyasi yasak getirilmesi gerçekten ağırdır. Şimdi Sayın Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler 2013'te başlıyor biliyorsunuz. Biraz önce siz de vurguladınız. Evet. 2013'te şimdi bu aslında bir biçimiyle hukukun geriye yürütülmesi gibi bir durum karşımıza çıkar. Şimdi Cem Bey, Türkiye'de mevcut siyasilerden de zamanında bu çözüm sürecine destek verenlerden de işte FETÖ ilişkisinde vesaire falan. Şimdi bu AK Parti içinde de bu süreçlerde farklı tweetler atan, farklı açıklamalar yapan insanlar oldu. Şimdi eğer siz bu karardan yola çıkarak böyle bir şey yapıyorsanız ki o Sayın Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler biliyorsunuz hem Gezi sürecinde Berkin Elvan'ın ölümü sonrasında önce biliyorsunuz vuruldu sonra günlerce şeyde yattı hastanede ve bir de Hrant Dink'in öldürülmesi sonrasında. Yani olayın bir böyle bir atmosferi var. Şimdi bu atmosferde atılmış tweetler öyle ya da böyle bir biçimiyle yıllar sonra gündeme geliyor. Sonra bir yargılama yapılıyor ve sonra hem ceza çıkıyor hem siyasi yasak getiriliyor. Eğer gerçekten zamanında işlemiş bir hukuk olsaydı, zamanında bir biçimiyle bu kararlar verilmiş olsaydı, haklı ya da haksız insanlar şunu diyebilirdi. Ya Türkiye'de böyle bir şey süreç işledi ve sonunda bunun bir biçimde nihayete bağlandı. 2018'de Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı oluyor. Sonra işte biliyorsunuz yerel seçimlerde İstanbul Millet İttifakı ya da CHP tarafından kazanılıyor. Sonra dava sürecinin hızlandığını görüyoruz. Şimdi bu bence sonuçta şöyle bir şey yol açıyor maalesef. Derin bir kutuplaşmaya, daha önce de biliyorsunuz yargı erkini elinde bulunduranlar farklı toplum kesimlerini cezalandırıyorlardı. O insanların verilen herhangi bir hukuk kararına olan inancı kalmıyordu. Dolayısıyla Türkiye'de de bir hukuka olan güven öyle ya da böyle hangi kesimden olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun ciddi bir endişe, ciddi bir kaygı ya da bir güvensizlik meselesi var. Bu karar onu derinleştirmiştir. Bu karar aynı zamanda bu kutuplaşmayı derinleştirmiştir. Buradaki ben önemli bir şansın Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Olayı çok büyütmeden, çok tarihlere kapılmadan ya da bu kutuplaşmayı derinleştirmeden bir biçimde suyla, akılla, izanla, vicdanla bu süreci idare edeceğini düşünüyorum. Ama hani kararın siyasi olduğunu ve bu kararın gerçekten hani hukukun bağımsızlığı veya üstünlük ilkesini esas alan temel normları bir biçimde dikkate almadan verilmiş olduğunu da söylemek gerekiyor. Peki.